Beni bizi izliyor abi. Gençler gördüğünüz gibi bize bakıyor. Bak bu normalde hayatta olmuyor ama şu an bize bakıyor bak. Gerçekten çok enteresan. Herkese tekrardan merhaba. Bugün oldukça popüler bir oyun olan Brawl Stars oyunu hakkında ortaya atılan akıl almaz gizemleri inceleyeceğiz. Bunun en fazla kafa kurcalayanları ise karakterlerin sürekli bize bakıyor olmaları. Ve ayrıca oyunun çoğu yerinde X harfi bulunması da dikkat çeken gizemlerden. Ve kimsenin hala fark edemediği birkaç gizemli detaydan daha bahsedeceğiz. Videomuzu izlemeye devam edin. Bu arada bu tür inceleme videolarımızda meraklıysanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu sayede bu tür videolar daha sık gelecektir. Son olarak herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım arkadaşlar. Sadece kutlamakla olmaz diye takipçilerimizle çok güzel bir etkinlik yaptık. Şimdi etkinlik videosunu izleyelim. Çocuklara armağan edilen bu bayramı da bu şekilde kutlamak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi daha fazla lafı uzatmadan videomuza geçelim. Birkaç YouTuber'ın videosunda bahsettiği o güzelli detay. Haydi birlikte deneyelim ve neymiş görelim. Brawl Stars'ta Penny savaşçısını alıp maç kuruyorsunuz. Sonra da aşağı doğru ateş edince size doğru tik tik bakıyor. Muhtemelen oyunun bir hatası diye düşünüyorum ama biraz da ürkütücü ve garip. Oyunun yorumlarında da çoğu kişi bundan bahsetmiş. Gerçekten de tüyler ürpertici. Birkaç takipçim de Instagram hesabımızdan bu oyunun kamera izine eriştiğini söyledi. Ve evet, gerçekten de oyun kameranıza erişebiliyor. Sizin de oyunlar hakkında teori veya şüphelendiğiniz durumlar olursa mutlaka bize Instagram'dan bildirin. Peki sizce neden kamera izni isteniyor olabilir? Açıkçası ben bunun için isteniyor diye düşünüyorum. Brawl Stars'ta hesabınızla ilgili bir sorun yaşarsanız destek kısmından yardım alırsınız. Ve bu destek kısmı kanat olarak sizden bazı fotoğraf veya video isteyebilir. İşte bunları göndermeniz için de kamera izni ihtiyacınız vardır. Ben bunun için de istediklerini düşünüyorum. Ya siz? Peki oyundaki bu X gizemi nedir ve neden her yerde X var? Yine bunun hakkında YouTube'da birçok video var. Peki sizce bu bir tesadüf mü yoksa bilerek mi tasarlanmış? Bildiğiniz gibi X matematikte bile gizemlidir ve bilinmeyen olarak kullanılır. Brawl Stars'ta her karakterde mutlaka kullanılan bu X harfi de gizemliliğini korumaya devam ediyor. Hatta bazı karakterlerin güçlerinde ve yeni gelen karakter Belle'de bile yer alıyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyoruz. Şimdi de benim fark ettiğim ve gizemli bulduğum birkaç detaydan bahsedeceğiz. İlk detayımız oyunun karakteri Bull hakkında. Savaşçı siyah saçlı olmasına rağmen emojisinde mor saçlı olduğu görülüyor. Oldukça dikkatimi çekti açıkçası. Şimdiki detayımız da yine Penny karakterimizden. Şapkasındaki düğmeyi görüyorsunuz değil mi? O düğme oyun içinde sürekli değişiyor. Örneğin savaşçılar kısmında burnunun şekli değişiyor ve ağzı yok oluyor. Oyun içinde de düğmenin yüz ifadeleri değişiyor. Örneğin burada gülümsüyor. Bu detayı çoğunuz biliyor olabilirsiniz. M savaşçısının telefonuna arkadan ve dikkatlice bakarsanız Poco savaşçısının fotoğrafı olduğunu görürsünüz. Sanırım M Poco'ya fena halde yanmış. Şimdi size şu ana kadar kimsenin fark edemediği ve benim de anladığımda şok olduğum bir şeyi göstereceğim. Bu konu hakkında her yere baktım ve sanırım benim dışında fark eden olmamış. Bu videodan sonra fark eden birini görürseniz muhtemelen benden öğrenmiştir. Hazır mısınız? Geçenlerde Coco adında çok anlamlı ve eğlenceli bir animasyon izledim. Gerçekten çok güzeldi. Mutlaka izleyin derim ama konu bu değil. Farkındaysanız Poco ve Coco isimleri oldukça benzer. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan Coco filmindeki detaylar. Bu Brawl Stars oyunundaki Poco. Bu da filmdeki Coco isimli karakter. Gördüğünüz gibi isimlerinden vücutlarına kadar çok büyük bir benzerlik var. İkisinin de boynunda kırmızı bir kurdele ve üstünde lacivert renkte bir ceket var. Hatta Poco'nun elindeki gitar filmdeki gitar ile neredeyse aynı. Özellikle de baş kısmı. Ama yaşayan hiç kimse onların dünyasına gitmemiştir. Bugüne kadar. Gördüğünüz gibi bahsettiğimiz gitara çok ama çok benziyor. Yani Brawl Stars oyununun yapımcısı Supercell'in muhtemelen karakterleri tasarlarken dışarıdan ilham aldığını söyleyebiliriz. Peki siz bu detaylardan hangilerini biliyordunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Başka fark ettiğiniz detaylar olursa yorumlara veya Instagram hesabımıza yazmayı unutmayın. Başka bir videomuza kadar hoşça kalın, bilgili kalın.